Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan yine sizlerle beraberiz. Bugün slider konusunu işleyeceğiz. Selenium temel dersleri video serisinde aslında bir ders daha eklemiş olacağız birlikte. Dilerseniz hemen konumuza başlayalım. Slider'lar arkadaşlar aslında hepimizin daha önce mutlaka gördüğü bu şekilde tutup bir yere bıraktığımız aslında elementler. Temel olarak bu şekilde basit elementler. Biz Selenium'la yine kullanıcı davranışını yani tutup çekme olayını arkadaşlar şu şekilde tıklayıp çekme olayını yapabiliyoruz çok basit bir şekilde. Ben şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Burada ben test metodumu oluşturmuştum arkadaşlar daha öncesinden. Hızlıca bir özet geçelim. Gerekli parametreleri, gerekli sistem property'yi set ettikten sonra bir Chrome açıyorum. Chrome browser açıyorum burada ve daha sonra istediğim sayfaya yani slider sayfasına bu adımla gidiyorum. Şimdi de burada ben aslında işlemlerimi gerçekleştireceğim. Peki önce ne yapalım arkadaşlar? Bize şu slider elementi lazım değil mi? Biz bunu bir bulalım isterseniz. Web elementi deyip slider diye bir obje oluşturup arkadaşlar bunu driver.find element by nokta. Şimdi neyle bulacağımızı şu an bir id diyeyim ama şu şekilde kalsın. Şimdi burayı ID'si var mı yok mu bu elementin ve nasıl bulabiliriz? Gelin beraber ona bakalım. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar bu input elementi ile ilgileneceğiz. Şu slider çünkü bunun üzerinde. Burada bakın bir ID vesaire yok. Ama nasıl bulabiliriz? Input bakın input tag'i var. Bir input nokta deyip bakalım. Pardon, nokta input ederseniz. Karşıma çıkmadı hiçbir şey. Şöyle yapalım. Tekrardan bulayım arkadaşlar. Bakın burada nesi var bunun? Range type diye bir arkadaşlar burada bir parametre var. Ben şu şekilde bunu bulabilirim. Input olan elementi bul ama aynı zamanda type'ı yani başka input varsa diye aslında range olan type range olan bakın zaten bir tane çıktı karşımıza. Bu şekilde ben bunu CSS selektörüyle bulmuş oldum aslında arkadaşlar. Bakın input ve kullanabileceğim burada bir parametre var. Bakın type ve değeri de range bu şekilde yazdıktan sonra bunu ben bu şekilde bulabilirim. Evet, neyle bulduk arkadaşlar? CSS ile bulduk. CSS selektör buraya yapıştırıyor. Evet, şu an elementimizi bulduk. Peki ben bu elementi arkadaşlar nasıl çekeceğim? Böyle tutup çekme olayını nasıl yapacağım? Daha önce tıklama olayını yapmıştık sizlerle. Ama böyle tutup çekme olayı yapmadık diye hatırlıyorum. Bu tutup çekme olayı arkadaşlar actions denen daha önce sanırım bahsetmiştik diğer derslerde de actions denen arkadaşlar Selenium'da bir class mevcut. Bu actions class'ını oluşturup new action deyip arkadaşlar parametre olarak da driver alıyor. Driver parametresini alıyor. Şimdi ben bu action objesini kullanarak arkadaşlar farklı farklı davranışlar yani kullanıcı davranışlarını bakın burada yapabiliyorum. Bakın drag and drop zaten direkt karşıma çıktı. İlk çıkan şey bakın ne demek aslında arkadaşlar Türkçe zaten tut ve çek demek. Ve bakın kaç 4 3 tane farklı arkadaşlar şey alıyor. Parametre oluyor. Şimdi gelin sizle bunu inceleyelim. Drag and drop ilk parametre arkadaşlar elementimiz kaynak elementimiz. Yani tutup çektiğimiz element. Ne olacak bu? Slider olacak arkadaşlar. İkinci parametremiz ise arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gidelim isterseniz.
İkinci parametremiz x eksenindeki arkadaşlar gitmek istediğimiz mesafe. Artı veya eksi olarak düşünün arkadaşlar. Y offset'te arkadaşlar y ekseninde gitmek istediğimiz mesafe. Artı veya eksi olarak yine. Peki biz y eksenine zaten gitmiyor. Sadece bizim arkadaşlar x eksenine gitmemiz yeterli. O yüzden mesela 10 diye bir deneyelim bakalım. 10 olarak 10 mesafe. Bu arada 10 dediğimiz piksel mi oluyor, ne oluyor? Aslında o konuda çok bir şeyim yok ama 10 pikseldir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir deneyelim gelin. Y eksenine gitmesini istemiyorum. Çünkü sadece sağa doğru kaydırmak istiyorum. Bakın bu yeterli değil. Burada bak bakın ben de unuttum. Arkadaşlar action class'larında siz action nokta deyip işte mesela değil mi? Tutup çekme metodu kullandı. Başka metotlar da vardı az önce gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu arkadaşlar bu metodu yazdıktan sonra nokta deyip perform demeniz lazım ki bu şekilde arkadaşlar bunu unutursanız sizin bu yazdığınız komut çalışmayacaktır. Evet, bir deneyelim bakalım arkadaşlar ne olacak? Bir patlama çatlama oluyor mu görürüz şimdi zaten. Bakın arkadaşlar 25'teydi 53'e geldi. Böyle bir ilerleme gördük arkadaşlar burada. Yani bu 10 bu arada tabii ki buradaki değerle hiçbir alakası yok. 10 muhtemelen dediğim gibi piksel ile ilgili diye düşünüyorum. Ama yine tabii siz bunu araştırabilirsiniz. Tamam, bir de bir 20 ilerletelim bakalım arkadaşlar. Sadece meraktan aslında bir bakalım. Bakın 57'ye geldi bu sefer de. Tutup çektik 57'ye geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar peki biz burada nasıl bir test yapabiliriz? Şimdi ben bunu tutup çektim. Değerinin arttığını değeri alıp aslında o değeri mesela şu değeri yani 55 değerini alabiliriz arkadaşlar. Bunu daha sonra testimizde kullanabiliriz. Veya bu değeri alıp daha sonra şu değeri alıp ikisini kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz biz de bunu yapalım şu an. Şimdi bakın benim bu değeri almam lazım değil mi öncelikle? Peki ben tabi bu değeri alabilmem için bu elementi bulmam gerekiyor haliyle. Bu elementi bulalım arkadaşlar bakalım. Bakın bu şu. Evet tam olarak bu arkadaşlar. Bize bu yeterli olacak. Peki bunu biz direkt class'ını kullanabilir miyiz? Bakalım bu class'ta başka var mı? Bir tane var arkadaşlar. Süper. Ben bu class'ı kullanabilirim. Yani by nokta class name'ini bulacağım. Şimdi web element ne olsun? Slider yok. Slider value olsun. Arkadaşlar. Driver nokta find element by nokta class name diyorum. Yapıştırıyorum. Ve daha sonra ben buradaki değeri nasıl alabilirim arkadaşlar? Onu da bir string ifade yaratayım. Ne olsun? Value olsun bu da arkadaşlar. Slider value nokta get text demem yeterli olacak. Bunu da ben mesela konsola yazdırayım. Recent value şu olsun. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir bunu çalıştıralım. Oradaki değeri alabiliyor muyuz? Evet, bakın arkadaşlar 57 değerini buraya konsola yazdırmış olduk. Biz tabi bu değeri az önce dediğim gibi arkadaşlar buradaki şu bölümde bulunan değerle de kıyaslayabiliriz. Dilerseniz bunu yapalım. Aslında tam olarak test olmuş olur bu şekilde de. O yüzden buradaki elementi bulmam lazım. Süper ID vermişler. Slider value. Tabi şunlarla karışmasın arkadaşlar. Biz adını böyle verdik ama. Şurada ben ayrı bir element oluşturuyorum. Adı da ne olsun?
Bu slider var. Otun yukarıdakini değiştireceğim. Böyle bir faktör deyip bu arada. Çok saçma olacak ama olsun. Böyle bir şey oluşturdum arkadaşlar. Adı çok önemli değil. Ve buradaki slider value da arkadaşlar şu artık. Adını değiştirdim. Driver nokta find element by nokta id deyip bunu buldum arkadaşlar. Daha sonra buradaki değeri de arkadaşlar ben slider value text olsun da nasıl alabilirim? Slider value nokta get text aldım. Bunu da arkadaşlar konsola yazdıralım. Şimdi bakalım. İkisi de aynı değer miymiş arkadaşlar? Bakın bunu alamadı bu sefer arkadaşlar. Bir tekrardan sizlerle buna bakmamız lazım. Niye alamadı? Bakın arkadaşlar input tag'i evet input tag'inden dolayı input tag'i olan elementlerde bildiğim kadarıyla böyle get text yapamayabiliyoruz. Ama bakın biz bu 60 değerini buradaki değeri biz alabiliriz. Nasıl alabiliriz? Arkadaşlar bakın bunun bir attribute'ü var. Yani bir parametre olarak value diye bir attribute var arkadaşlar. Biz bunu şöyle alabiliriz buradaki değeri. Şimdi gelin onu yapalım. Aslında sadece şurayı değiştireceğim. GetText kullanamadık. Bakın çünkü boş döndü. Input elementini de alamadık. Slider value nokta bakın getAttribute denen arkadaşlar bir tane metot var Selenium'da. Bunu kullanıp ne alacağım ben? Value attribute'ünü. Çünkü neden? Bu 60 değeri bu value'nin içerisinde. Bu arkadaşlar karşınıza çok çıkar bu şekilde hata. Eğer bu şekilde bir şeyle karşısın yani alamazsınız değeri ilk bakmanız gereken şey bu şekilde attribute'ü kullanabilir miyim diye bir düşünüp arkadaşlar burada benim yaptığım gibi getAttribute metodunu kullanabilirsiniz. Şimdi bir deneyelim beraber. Bakın arkadaşlar şu an yazdırabildik. İkisi de 57. Bu arada arkadaşlar ben daha önceki videolarda hiç şey yapmadım. Yani basite indirgeyip test yani burada bir assertion falan yapmadım. Aslında test tabi bu değil. Yani konsola ben yazdırdım bunu ama test dediğimiz şey arkadaşlar bu iki değeri biz kıyaslayabilmemiz lazım. Çok kısa ona bir giriş yapayım. Eğer yorumlarda belirtirseniz yani ayrı bir ders olarak da yapabiliriz bu test olayını yani test dediğim JUnit işte test engine kullanarak işte assertion nasıl yaparız gibi ayrı bir video serisi de yapabiliriz veya burada da bu şekilde devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şimdi bakın çok kısa onu göstereyim. Şimdi biz arkadaşlar JUnit diye bir kütüphane kullanıyoruz. JUnit arkadaşlar bir test kütüphanesi ve sizin aslında bu şekilde test yazmanızı ve bu testleri koşmanızı sağlayan bir kütüphane. Ve bu kütüphanede arkadaşlar assertion yani kıyaslama yapmanız için assertion denen adı üstünde yani böyle bir tane arkadaşlar class mevcut. Bunu kullanıp siz bakın buradaki birçok assertion metodunu kullanıp siz iki farklı değeri kıyaslayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Assert equals denen arkadaşlar ya tabii birçok var ama biz İkisinin eşitliğini kıyaslayacağımız için bunu kullanmamız yeterli olacak. Ne yapacağım ben arkadaşlar? İki değeri kıyaslayacağım. Kıyaslayacağım değerler ne? Biri şu value değeri. Onu yazıyorum. Diğeri slider value text. Şimdi bu ikisini kıyaslıyorum ve eğer bir hata varsa arkadaşlar bakın onu da yapalım. Yani bu da hata mesajı. Şimdi bakın bir çalıştıralım.
SEO şunu geçemezse şu adım arkadaşlar test başarısız sayılıyor. Bakın geçti. O yüzden yani şu adımı geçti artık. Peki ben şöyle yapayım. Şimdi hata almasını istiyorum. Şurayı ben kendi elimle 58 diyorum. 57 de hatırlarsanız. Sadece hata almasını aslında size göstermek istiyorum. Nasıl hata alıyor diye. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Yani 58 değil bu. 58 olmadığı için actual değeri arkadaşlar 57 idi hatırlarsanız. Yani şu value değeri arkadaşlar 57. 57 ile 58'i kıyasladı. Evet eşit değil. O yüzden de bakın benim bu şurada yazdığım hatamasını buraya yazdı. Assertion'da aslında bu kadar basit arkadaşlar. Yine dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz işte bu şekilde mi ilerleyelim veya ayrı bir video serisi mi yapalım. Ona göre ben de bir plan yapıyor olurum. Slider'larla ilgili arkadaşlar söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Onun dışında tabii siz de bu sayfada pratik yapabilirsiniz. Bir dahaki derste de progress bar'dan ilerliyor oluruz arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur herkes için. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyelim.